Merhabalar, ben Operatör Doktor Hasan İpek, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyım. Bugün size besleme konusunda bazı bilgiler vereceğim. Neden kadın doğum doktoru beslenmeyle ilgilenmesi gerekiyor? Önce onu anlatayım. Dışarıda yaşayan insanların muayene olması için organlarını tek tek gösterebilecekleri hekimler var. İşte kulak burun boğaz doktoru, kardiyoloji doktoru, gastroenteroloji, organlarınızı tek tek göstereceğiniz diğer doktorlar var. Fakat doğum doktorunun farklılığı şu, doğum doktoru anne karnındaki bir bebeğin anne karnına yerleştiği andan itibaren 6 haftalık olduktan doğuma kadarki süre içerisinde bebeğin tüm organlarının doktorluğunu yapmak zorunda. Yani o bebeğin karaciğerinin normal gelişip gelişmediğini, kalbinin normal olup olmadığını, uzuvlarının normal olup olmadığını ve içeride yaşam biçimini, hareketlerini, her şeyini, her kontrolde, düzgün bir şekilde kontrol etmekle mükellef ve çocuğun gelişmesini etkileyen tüm faktörleri tespit edip, zamanında önlem alıp, sağlıklı bir bireyin doğması için bütün bunlardan sorumlu olan tek kişi doğum hekimidir. O yüzden doğum hekimleri beslenme konusunda toplumu doğru bilgilendirebilir. Eğer beslenme konusunda gebe ve bebek yanlış bir beslenmeyle gebeliği tamamlayacak olursa, şu anda dünyada milyonlarca doğuştan engelli insan var. Bunların çoğunlukla sebepleri de gebelik boyunca gebe bir kadının beslenmesi veya kullanmış olduğu toksik maddeler, kimyasal maddeler olabilir bunlar. Beslenme sırasında beslendiği materyallerin içine katılmış, raf ömrünü uzatan kimyasal toksik maddeler olabilir. Sigara olabilir, çeşitli ilaçlar olabilir. Netice itibariyle eğer beslenmeyi gebelik sırasında doğum hekimleri düzgün bir şekilde bütün toplumda gebelere düzgün anlatabilirse mutlaka sağlıklı, her yıl bizim Türkiye'de 1,5 milyon civarında doğum olmakta. 1,5 milyon çocuk dünyaya gelmekte. Bunların çoğu da gebelik sırasında annenin beslenmesinden etkilenerek anne karnında gelişme geriliğinden tutun da otizm hastalığıyla, alerjik astım hastalıklarıyla çocukluk yıllarını mücadele ederek geçirmek zorunda kalan, ailesini ve kendini zor durumda bırakan, hatta bu konuda devleti de zor durumda bırakan bireyler olarak, çünkü hastane köşelerinde, doktor kapılarında beklemekte. Bunu önlemenin tek yolu da beslenmenin ayarlanmasından geçiyor. Onun için de her doğan çocuğun da bir dayısı, amcası, halası, dedesi, nenesi, annesi, babası var. Dolayısıyla beslenme konusunu çok dikkatli bir şekilde herkesin takip etmesi gerekiyor. Doğacak çocuk bütün akrabalarını ilgilendirdiği için bundan sonra size vereceğim bilgilerde beslenme nasıl olmalı, neden öyle olmalı, bütün bunları anlatacağım. Bu sadece bir sonraki anlatacağım konular için haber vermek için bu videoyu çektik. Bir sonrakinde nasıl besleneceğimizi detaylı bir şekilde anlatacağım size. Görüşmek üzere.